gönderilen ekipten 3 kişiye de ulaşılamıyor. Bir 3 Evet. kişi daha kayıp var bölgede son gelen haberlere göre. Ve bu arada Kürdistan'ın Avrupa temsilciliğinden Kürtlerin yani orada Pejak'ın bağımsızlık ilanı çağrısı yapılıyor. Sadece Pejak'ın değil, Belucistan'ın da hemen harita yayınlıyorlar. Belucistan'ın ve Kürdistan'ın bağımsızlık ilan ederek Irak Kürdistan'ı ile bütünleşmeleri ve Basra'ya kadar uzanan yeni bir harita hemen servis edildi. Geçtiğimiz günlerde İran'a ilişkin İsrail'den bu yönde başka açıklamalar da geldi. İsrail'in geleceği tartışılırken İran'ın geleceği de tartışıldı. Tabii bu arada iki Azerbaycan arasındaki ilişkilerin ısıtıldığı bir zamanda Azerbaycan bölgesinde ki muhtemel gelişmeleri de bakmak gerekiyor. Diğer sinir ucu bu işin yani Kürt-Belücistan ayrılıkçı unsurlar. Bu siyasi ayrılıkçı ama bir de dini ayrılıkçı unsur var. O nedir? İran Şiası ile Arap Şiası farklı. Arap Şiası Hazreti Ali soyunu temsil ediyor. Kerbela merkezi. Mesela Irak'a da bağlı olmayan biraz Vatikan gibi Necef bölgesinde ki Amerika da bunu destekliyor. İlginç. Yani Şia'nın ayrı bir çünkü Sünniliğe karşı da tam böyle orta yerde bir yandan Suudi Arabistan'la sınırdaş, çünkü Kuveyt falan yani o bölge çok da öte yandan Türkiye ile, öte yandan İsrail ile ve Suriye ile, İran'la yani İsrail'in bölgede Batı için ifade ettiği değer Babil üzerinden bu başka bir şey, Babil senaryosu. Orada yeni bir Şii, Arap Şiası ile Fas Şiası'nı karşı karşıya getiriyor. Peki Abdurrahman İran'da Bey, eğer evet. bu yani bir süredir zaten endişeleniyorduk. Ertan Bey de sözü tam oraya getirmişken, bir dünya harbi. Hani uzun bir süre sonra İsrail-İran arasında çok ciddi bir gerilim oldu. Karşılıklı füzeler atıldı. Hatta dediler ki işte artık Yani İsrail-İran geç savaşı çıkmaz. Oradan savaş çıkmaz. Buradan bir harp çıkar mı? Buradan bizim anladığımız anlamda bir harp çıkmaz ama matruşka harpler çıkar. Yani büyük bir harbi. Bakın yönetemediğiniz savaş size hizmet etmez. Önce bunu yönetebilecek misiniz? Sonuçları konusunda hedefinizi tam belirlediniz mi ve o bedeli ödemeye hazır mısınız? Türkiye bu işin neresinde olacak? Türkiye'yi İran'a karşı yedeğinize mi alacaksınız? Yoksa İran, Azerbaycan'ı ile Türkiye'yi mi yakınlaştıracaksınız? Ben diyorum ki savaş başladı. Ama bu bizim bildiğimiz bir savaş değil. Burada sıcak çatışma noktalarını bana kalırsa konsolide ve kompartmanize edilmiş uzun soluklu çatışmalar. Yani farklı etnik, dini, ideolojik, politik grupları, iktidar gruplarını birbiriyle çatıştırmak. Şia'yı birbiriyle, Şia'yı Sünnilikle, Şia'yı Selefilikle, Selefili Sünnilikle, İran'da, Belucistan, İran'ı bir defa merkezi hükümeti yormaları gerekiyor. Onu da dört noktadan sıkıştırabilirler. Bir, Belucistan. İki, Huzistan, Arap Şiası. Üç, Kürdistan. Halkın mücahitleri grupları Kürtlerle daha yakın ilişki içindeler. Özellikle Irak'a yerleşmiş olan ta Şahlık rejiminden sonra halkın mücahitleri Amerika'nın örgütlediği yapı içinde o Demokratik Halk Birliği formasyonuna sahip onlar. Amerikan vatandaşı da oldular. Şimdi bir yandan da Azeri konusu var, Azerbaycan. Tabii. Azerbaycan'ı büyütecek misiniz? Azerbaycan'ı küçültecek misiniz? Eğer Türkiye Azerbaycan'la bütünleşirse öbür Azerbaycan bu Azerbaycan'a bağlanması gerekir. Bakın öbür Azerbaycan da İsrail'e destek gösterileri yapılıyor. Daha geçtiğimiz günlerde. Ve Çünkü İsrail'i ya Gazze konusunda ilk destekleyen ülke çünkü yani savaşta tabii açıkça İHA'ların, SİHA'ların İsrail dışında İsrail, Azerbaycan'ın yanında yer aldı. İran Ermenistan Ermenistan'ın tabii. yanında yer aldı.
Ama bak Ermenistan'da da şimdi başka gelişmeler var. Türkiye kartı. Avrupa ayrı, Amerika ayrı, İngiltere ayrı. Bakın bunlar çatışma içinde işbirliği. Yani bakın rekabet içinde işbirliği. Bu yeni bir konsept. Yani eskiden de vardı da. Şimdi durum çok farklı. Yani bunlar birbiriyle çatışacaklar. Yok o Şia'yı birbiriyle çatıştırmayız. Selefi, Sufi ve Sünni ya da Selefi, Şii, Sünni grupları birbiriyle. Hele hele bugünlerde bir de Mehdi çıkarsa, Şia'nın Mehdi'si kayıp İmam Hasan al-Askari'nin oğlu. Ve tek İslam var, onun imamı da o. Hilafet unsuru diğer unsurlardı. Bir de Sünnilerin Mehdi'sine Şiiler tabi olmaz. Biz Hasan Mezarcı'yı Mehdi olarak biliyoruz. O Mesih. Özür dilerim, Haklısınız, yani, özür dilerim. Bir de Katroğlu, iki tane Mehdi çıkarsa, Amerika niye maşa varken elini ateşe uzatsın ki, yani bölgede o kadar çok maşa var ki, isterse iki Azerbaycan'ı da çarpıştırabilir, laik Azerbaycan'la, dindar, Şii, fanatik esas Şii şeytan unsurlu. Sykes Picot mu acaba? Yok, o yola giderken onlar taşeronlar, onlar kendi rollerini oynadılar. Orada sanki Hatay meselesi, milli irade, Suriye halkının milli iradesiyle, Türk halkının milli iradesiyle mi çözüldü? Ya da çözüldü mü? Mesela Türkiye, Suriye sınırında 20 kilometre içeride vasayet hakkı var ve vergilerini de Türkiye'nin alması gerekir. Yani Türkiye'nin orada egemenliği. Bir kanton sözleşmesi var. Kimse bunu konuşuyor mu Ankara Anlaşması'nı? Sykes-Picot başlayıp bitti değil ki. Sykes-Picot bir bölümünü tamamladı. Bu uluslararası sistem kompartmanize ediyor. Ve herkes kendi kompartmanı içinde kalınca ben size karateye gelirken iki tane arkadaşız burada. Ertan'a dedim ki gelirken ya bir tuz ruhu varsa oradaki lavaba tıkanmış. Gelirken ne var sanki hırdavatçıdan bir şişe nitrik asit, tuz ruhu getir. Ben de topuklarımda nasırlaşma var. Eczaneden gliserin alıyorum. Ne var bunda? Ama ikimiz bunu bir araya getirirsek sonra nitrogliserine dönüştürebiliriz. Karateyi havaya uçurabiliriz. Şimdi herkes kendi elindekine bakıp onun üzerinden yorum yapacak olursa, yani Sykes-Picot'la başlayıp bitmiyor. Balfour Deklarasyonu da bilmemiz gerekiyor. Ondan evet. Basel'i de bilmemiz gerekiyor. Ondan sonra Irak'taki RCD'yi bilmemiz gerekiyor. CENTO'yu bilmemiz gerekiyor. Bağdat Paktı'nı bilmemiz gerekiyor. Şerif Hüseyin'in niye öyle orada Hicaz'dan çekilip tam böyle Mısır o delta noktasına bir Şerif Hüseyin örgütlendi. Onu bilmemiz gerekiyor.